Sebri Ağa vardı. Kamil Bey'in oğlu. Eri yarı bir tane adam. 2 metre boyunda. Batı bile geldi orada. Patlos'un bir köylerinden oturuyor. Eski Hüseyin Paşa Giller'in akrabaları. Bediüzzaman Hazretleri görmüş. Ve onun talebesi olmuş. Onun kitaplarını okumuş. Afı çıkarken de elle bir Asay-ı Musa vardı. Zülfikar vardı. Hat el yazıyla o zaman. Ve bu şuaların bir kısım 5. şua diye bir yazı şeyleri vardı. Öyle çarşının oralarda buralarda gidip gelirken her yerde oturduğu zaman Bediüzzaman Hazretleri'nin asrın mehdisi, asrın imamı olduğunu bağırıp çağırıyordu. Geldi orada bir oturdu. O da bizim Küfrevi Hazretleri'ne mürit olduğu için fazla bana pek dokunmadı yani. Bu hocalara da hiç kesinlikle hocalarla şey yok, barışık değil. Hep hocalara kavga ederdi. Nedir dedim, Sebri Ağa hayırdır, ne olmuş sana dedim. Esvan dedi, böyle bir Kürtçe şeysi, Esvan yani senin hizmetçin olayım. Şey buyurun, elimde kitap var, 5. sual var. Bediüzzaman Hazretleri kim ona Mehdi demese, ya dedim doğru, haklısın. Belki sen öyle biliyorsun ama bizim de elimizde hocaların elinde kitapları var. Bunun hakkında 100-200 tane Mehdi hakkında Hazreti Resulullah'tan rivayet edilmiş hadisler var. Fakat sen dediğin hiçbir tane hadis bugün onu o şekilde yani izah etmiyorum. Diyemiyorum yani o hadisi izah ettiğin zaman bu hadis Bediüzzaman Norsu Bediüzzaman Hazretleri Mehdi'dir diye ona bir şey anlatma imkanı yok. Yok dedi efendim. Bakın dedi siz hocalar diyorsunuz ki Deccal'ın bir şeyi olacak efendim ayaklarını kaldırıp gözü görene kadar ayağa atacak. Bu kadar süratli gidecek. Yanında bir tarafta cehennem bir tarafta cennet olacak. Böyle bir eşeğin başına böyle bir şey olabilir mi? Bir eşek bu kadar süratle gidebilir mi? Bu eşek bu kadar büyük olabilir mi? Bakın Bediüzzaman burada nasıl yazmış. Bu trendir. Trenin başında bir tane lokanta var, yemek var, içmek var. Başka bir tarafta ateş var, cehennem var. Efendim bu kadar süratle gidiyor. Şöyledir, böyledir. Allah Allah dedi. Bu nasıl? Makul konuşuyor bu adam falan. Biraz ben fazla üzerine düşmedim. Bir şeyler daha sordum. İşte Üstad Bediüzzaman Hazretleri Rusya'ya gittiğini ve bir senelik bir gün kadar o kuzeydeki olan gün uzayıp gittiğini, bir günü bir ay kadar uzadı. Şey de kuzeyden çıkacağını o zaman Deccal'ın şeysi. İşte Deccal'ın böyle bugünkü mesela Lenin gibi, ötekileri gibi falan olduğunu. Bir şeyler konuştu. Deccal bir tane şahıs olmayacağını. Uzak da zaten şöyle öyle diyor. Büyük bir zulüm olacak. Her tarafta kaplayacak bu zulüm. Neyse. Onunla bir konuşmalarımız oldu. Akşama doğru köye gittim. Hocamın yanına, hocam dedim ben bugün bir tane deli adam gördüm. Bediüzzaman Hazretleri diyor, Van'da Mehdi, Van'da kalkmış mı? Burada Bavya'da haberimiz yok. Nasıl dedi? Dedim valla dedikleri sahibi Nursi Bediüzzaman Hazretleri bir şey var. Zaten biz onun şeyini biliyoruz. İsimlerini falan işitmişiz. Bakın adam gelmiş, elinde kitapları var. Orada kitapları yazılmış. Asay-ı Musa, Zulfakar 5. Yusuf falan. O kitaplarda yazıyor ki Deccal'ın büyük bir zulüm olacak. Efendim Deccal'ın eşeği tren olacak. Deccal kuzeyde kalkacak. Sen buna ne diyorsun? Olmaz dedi böyle bir şey. Ne, nasıl olabilir? Elimdeki hadislere, kitaplara bir bak bakalım. Bir tane ona şey edebilir mi? İzah edebilir mi? Böyle bir şey var mı falan. Mekke'de kalkacak, şehit olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Ben o zaman dedi, Van'da gelmiş, Kürttür dedi, bilmem şudur, budur falan. Dedim, sen de haklısın ama en az Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeyi var, sahih olan hadislerden Mehdi, benim Ehli Beytim olacak diyor. Ama böyle bir zaman Nurs'un kalkmışsa Ehli Beyt'ten değil. Nasıl olabilir falan. Tabii kendi aramızda böyle konuştuk, sohbet ettik. Bir hafta sonra bir daha geldim Patlos'a. Orada otururken Basım yine geldi yanıma. Şeyh'im dedi ne yapıyorsun, ne yaptınız falan dedim. Ya dedim sen ne yaptın? Bir haftadır senin akşamı yapıyoruz kardeşim. Sen öyle bir şey ortaya attın ki. Ne yapalım dedim. Kesinlikle benim o zamanı gidin, gidin görün Mehdi'dir. Siz gidip görürsen dersin bana hak verirsin falan. Epey bir şey söyledi, kafama bir şeyler girdi. Akşam yine geldim. Hocamla konuştum. Hocam dedim vallahi ben Bediüzzaman Hazretleri kitaplarında görmüş ki ben son dersimi Küfrevi Hazretlerinden almışım. Ben de bu aşağıda akrabi okuyorum son dersimi. Hem gidip onu ziyaret edeyim hem de bakayım da Mehdi mi değil mi? Mehdi alametleri var mıdır kendisine? Bir de şey yapacağım dedi. Ziyaret edip geleceğim ne var? İkinci bir gün Babya'dan Patlos'a hareket ettik. Patlos'a bir tane araba bulduk.